sabır ettin mi? Sevgili bayramcı. Sinyalimizi verdik. Aynen, sinyalimizi verelim. Tamam. Güzel, bu süratlerde güzel gidiyorsun. Tebrik ediyorum seni. İyi, bir de atalım da en azından hocamız, ne dediğimiz anlaşılsın. Hocamız kimdi sağ ol. Hocam, sevgili hocam. Dikkatli. Şimdi, sağa dönüşü içten mi alıyoruz, dıştan mı? İçten. İçten. Dıştan alıyoruz. Dıştan içe değil mi işte dönüşten? Şimdi sağa doğru döndüğümüz zaman... Sağa sola farklı oluyor. Bak. Evet. Ne biçim konuşuyorsun hocam ya? Yok, farklı olmalı. Sağa dönüşte değil ya, sola dönüşte mi ayrı diyorum? Şimdi sola dönüşleri, sokaklara dönüyorsan eğer sola dönüşü birazcık genişten, evet, sağa dönüşü biraz dardan alıyorsun, tamam mı? Hı. Ama böyle otobanda falan hani tatlı virajlar olur ya, sağlı sollu. Evet. Tatlı viraja yakın dön. Çünkü atıyorum sola doğru dönüş var. Sen sola yakın kalırsan herhangi bir savrulma durumunda bir yan şeride savrulabilirsin, evet, en fazla. Atıyorum sağa dönüş var, tatlı bir viraj var. O virajı sağa içten alırsan herhangi bir savrulma durumunda gene dışa doğru savrulursan, sola doğru savrulursan ne olur? Yani bir bariyere, bir bilmem işte kaldırıma falan çıkma ihtimalin azalır. Evet. Sen ne kadar dönüş tarafına yakın kalırsan. Aynen, diyorsun ki önemli olan içten. Önemli olan içten bir tık alıp, daha içe yakın. Hani dışarı savrulursan da biraz daha yani yerin kalsın mı diyorsun? Evet, aynen öyle diyorum. O zaman sen de çikolatayı kazandın. Bunu durunca yiyeceğim. Tamam. Yemeyeceğim de ya. Sporcu adam çikolata yemiyor mu? Evet. Bayağı bir yemiyor. Lan 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 lan. Var be, senin isteğin dışında bir şey oluyor mu? Sıçıyorsun. Değil mi? Aynen. Hiç beklenmediğim bir şey oldu. Şey yaptırdım ya, ailenlere, öykülere, öykülere fren yaptırıyor. Komik oluyor ya. E5'te hız şeyi kaç? Ya eskiden böyle 100'leri 110'lara çıkabiliyordum da artık her yere böyle 80 sınırlaması getirmiş. 90 olmuş galiba. 90 olmuş mu? Olmuş. Değişmiş. Geçen ben 90 olması, gördüm ben. Olması lazım ya. Diğerde 90'dı. Bütün arabalar artık üst segment. Aynen. İşte 100 yani. 90 olunca işte. %10 yanılma payı var. Yani 90'sa maksimum 99. %100'e girersen ceza yersin o zaman. Hava yolunu öyle yapmışlar. Ben ilk defa 90 gördüm ya. 90 tabelesi var. Ha. Hangi yolu? Ava. M5 diyorsun, Ava'lı diyorsun. Ne alaka? Burası da yani orayı 90'ı gördüm ben. Onu tamam, burası ama şehirler arası sayılır. Ha. Şehir içindeki yol. İlk defa 90 gördüm ben. Biliyorum. Normalde 80'dir ya. Ha. Normalde hep 80'dir mi? Sen 90'ı biliyor musun? Ben hiç görmedim ki 90. Şehirler arası yolda 90 ki. Bölünmüş yol, bölünmüş olmayan yollarda eğer herhangi aksine bir tabela yoksa. Ha. Sınırı 90 otomobiller için. Ama tabela var işte. 90 tabelesi var ya, ben tamam, işte 90 maksimum 90 diyor. Kırmızı değil mi 90 tabelesi? Hocam, ben hep 80 hatırlıyorum. Ben işte 90 onun için şaşırdım. Değişmişlerim. Biz nereden döndün sen? Bostancı'ya döneceğim. Daha doğrusu Bostancı'ya giriyormuş gibi İçerenköy'e doğru gideceğim. Arabalar aktif. Otobanda sol şeritten gitmek mantıklı mı? Sence Bayram hocam? Camı kapatsana, ses yani. Otobanda sol şeritten değil, gitmek mantıklı mı? Yani şöyle biliyorum ben onu. Eğer boşsa sağ şeritler ya da orta şerit mantıksız. Şuradan sağa girelim bence. Okan oraya gitmiyor musun? Boşsa mantıksız diye biliyorum. O arayı her zaman açık tutmak lazım diye biliyorum. O arayı açık tutmak lazım. Sol şerit. Şöyle bir şey, bana göre de böyle bir tık rahatlatabiliyor. Eğer o tempoda gidiyorsan, sol şeridi işte tıkamayacak tempoda gidiyorsan, orta şeritten gittiğini varsay, sağdan da araba gelebilir, soldan da araba gelebilir. Ama sol şeritteysen eğer,
bir şekilde sadece sağ tarafında araç var, sol tarafında araç yok, evet. Mantığıyla bir tık daha rahat gidiyor olabilirsin. Tabi temponu kaybetmeden, hızını çok çok yavaşlatmadan sol şeritte gidilebilir. Ha. Hani çok boş olan uzun şehirler arası yollarda falan geçmeye gerek yok. Ama bu yoğun olan, yani sol şeridin de her zaman dolu olduğu İstanbul gibi metropollerde o şeritte kalmanın da çok sıkıntı yok. Aynen. Boşta zaten. Aynen. Durmak mantıklı değil. Çünkü hani sen şey hızında gidiyorsundur ama arkadan da böyle gelip selektör yapanlar de var onun için. Bir şekilde şehir trafiği bir tempoyla dönüyor. Evet. O tempoyu kaybetmemek lazım. Yani eğer sen aksatırsan bu sefer senle beraber 3 kişiyi 5 kişiyi birden aksatmış oluyorsun. Ama şöyle bir şey var. Mesela sen normal hızında gitsen bile yine de o değişebiliyor. Yani. Tabii değişebiliyor. Arkadan gelip selektör yapar. Yani onun için ben tercih etmiyorum. O sol şeride durmayı yani. Anladım. Orta şeritte tıngır tıngır giderim ama yani sol şeritte biraz daha kasıyor beni yani. Tıngır tıngır tangır. Araba gelecek mi yani? Hep bir arkadaşıma girecek mi diye böyle. Arkadan gelip dürtecek mi? Aynen. Zorlayacak mı? Anladım. Haklısın, doğru söylüyorsun. Aynen. Sağ ol. Orta. Peki otomatik araç mı, manuel araç mı? Bence arasındaki fark ne sence? Hangisini tercih ediyorsun? Veya hangisinin avantajları var, dezavantajları var? Nelerdir mesela? Fikrin nedir? Yani otomatik araba çok kullanmadım. Yani kullanıyorum ama benim arabam manuel. Manuel. Yani onun için alıştığım için ben manuel daha hoşuma gidiyor burada. Manuel bir tık daha, aslına bakarsan zevk, kontrolün rahat manuelde. Temposu falan rahat ayarlanabiliyor. Otomatikte araç sonradan kendi beyniyle ayarladığı için tempoyu, aslına bakarsan o kadar seri kalamıyorsun otomatikte. Çok çok güçlü bir araba olması lazım çok seri kalabilmen için. Ve yakıt konusunda da boştan yere kendi kendini bağırttırıyor otomatik araç. O yüzden oransal olarak manuele göre daha fazla yakıyor. Rahat. Trafikte şimdi sürekli debriyaja bas çek, bas çek, bas çek. İnsanı da yoruyor ama otomatik olduğu zaman bir şekilde sadece ayağını frenden kaldırınca gidebiliyor ya, araç. Bana öyle. Bir de ben ehliyet şimdi değişti ya. O ikisini de almakta bence fayda da var. Tabii. Şimdi sadece otomatik ehliyetin olsa bu sefer manuel kullanamıyorsun ama manuel ehliyetin olduğu zaman iki aracı birden kullanıyorsun. Zordan başlamak benim hep işte hoşuma gidiyor. Zor. Zordan başlamak. Zor daha kolay. Salsa'ya da 3 saltoyla mı başladın? Neyle başladın? Hip hop'la başladım. Hip hop'la başladım. Salsa'ya da. O zaman bir hip hop hareketi göster bize Bayram. Hip hop. Elektro boogie. Nasıl? Bir daha oradan başlat. Şu taraftan başlat oğlum. Benimki oryantal gibi oldu. Oryantale dedi biraz. Bir dakika. Şunu vurdun, şunu. Tık, tık, tık. Sivaslı oryantal. Sonra dirsekleri kaldıracak. Dirsekler. Büyük eklemler yukarıya doğru kaldı. Tık, tık. Tık, tık. Tık, tık, tık. Tık, tık. Zordan. Mesela şey oluyor ya bazen hani. Ben manuel araba kullanamam falan. Ha, aynen. O da sıkıntı yani. Bence ikisini bilmek lazım. Bence de lazım canım. Ama tabii teknoloji yani. Teknoloji de gelişmiş yani. Rahatlık, otomatik vitesi de o yönden güzel. İleride bence hepsi öyle olabilir yani sanki. Öyle olacak zaten. Hani baktığın zaman yeni araçlarda kaydırmıyor yokuşta. Ne rahatlık. Bileyim işte... Daha iyi kontrolün, sağlıyor. Belki dış kontrolün daha iyi. Önünde sensörleri var, arkasında sensörleri var. Her yerinden ötüyor araba falan. Fırat'ın arabayı biliyor musun? Evet. O mesela işte üstten kamera varmış gibi şey gösteriyor falan ekranında. 300
%60 nerede ne var? Ne kadar rahatlatır? Ya bir tık kafa karışıklığı da yapabilir bence o kadar şey ya. O kadar ayrıntı. Yok ben vites açısından hani böyle yani değiştirme konusundan daha hani sırf dışarıya odaklanma şansını falan veriyorum. Vites değiştirmiyorsun falan. Çift çift.